Merhabalar hanımlar, İğne Oyaları Muzuhal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarihi bir iğne oyası modeli çalışacağım. Bu model de Instagram'dan iğne oyalarım alt-tire Zehra arkadaşımın babaannesi yapmış. Çeyizini koymuş. Benimle paylaştı, çok beğendim. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Buradan babaannesinin ellerinden öpüyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. İpin oyalarımız görselde olduğu gibi hanımlar, iplerinizde Instagram ince nakış sayfasından güvenle temin edebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarım, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Yandaki zil butonu da aktif hale getirirseniz bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz. Evet, şimdi kayısı çiçeği modelimizle başlayalım. Evet, burada size şuradaki sayıyı vereceğim. Daha sonra şu yaprağın yapılışını anlatacağım ve şuradaki, bakın şuradaki modelin nasıl böyle düz bir şekilde ortadan artırmadan yukarıya doğru çıktığımı anlatacağım. Arkadaşlar, bu ortadaki çiçeğimizi koyacağımız zemini şuradan 11 tane zürafa ile başlıyoruz. İpimizi geri alıyoruz. Artırma yapmıyoruz, eksiltiyoruz. Ona kadar düşüyor. Tekrar bir daha ipimizi geri alıp tekrar artırma yapmadan ilerliyoruz ve sayımızı 9'a kadar düşürüyoruz. 3 tane gözlemeyi kullanarak bunu yaptık. Buradaki yaprağın bir tanesini de anlatacağım. Daha sonra 3 tane arada bırakıyoruz ve buradaki 3 tane gözlemeye şundan çalışacağız arkadaşlar. Bunu da çiçeğimizi birleştirmek için. Şimdi hanımlar, şöyle ipimi bakın, buradan ben bu şekilde, mesela bu benim bitmiş ipim. Şunu şöyle şu tarafa aldım. Şu üçüncü, 1, 2, 3. Üçüncü gözlemeye pardon. Telefondan bakmak da biraz. Alttan atıyoruz düğümümüzü. Buradaki üçüncü gözlemeye ipimi tutturuyorum. Bakın, daha sonra yandaki gözlemeye geldim. Ve şuradaki gözlemeye geldiğimde şu benim bitmiş ipimi arkaya alıyorum. Ve onu burada kaybediyorum. İp görüntüsünde iptal ediyoruz bu şekilde ve bu gözlemeye tekrar batıyorum. Çok büyük değil hanımlar, küçük bir şekilde. Hemen bu iplerimden kurtuluyorum, ipimi geri alıyorum. Bakın, burada bir tane sağda aynı gözlemeye battım, artırmamı yaptım, tekrar ipimi geri aldım. Şimdi sayım sürekli 3 olmasını istiyorum. Şimdi buraya tekrar batıyorum. Şimdi buradan bir tane artırma yapıyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Düz ilerlemesi için. Her zaman ilk başta sağdan artırma yapıyoruz. İkinci sırada soldan artırma yapıyoruz. Tekrar sağdan ve soldan, sağdan ve soldan artırma yaptığınız zaman böyle güzel bir düz bir bu şekilde bir zemin hazırlıyoruz. Bu sayım benim 7 olana kadar, 7 sıra olana kadar sağdan ve soldan artırma yapıyorum. Şuradan sayıyorum. 7 olana kadar devam ediyorum. Bakın, burada soldan artırdım. İpimi geri aldığım zaman sağdan artırma yapacağım hanımlar. 7'ye kadar sayımı tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde 7 sıra yaptım. Bakın, düz bir şekilde ilerledi. Şimdi bu sayımı eksiltiyorum. Bir diye bunu eksiltelim. Bakın, 2 kaldı. İpimi geri aldım.
bir kaldı. Ve bunu burada bitirdik. Sayımız bir alana kadar. Şimdi bu ipimden kurtuluyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi burada aynı işlemi yaptım. Sayım 3 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 2, 1 diye eksilttik. Burada da 3 sayımızı kaldığı zaman burada bu şekilde yaprak çalışacağız. Bir tanesine yeşil çalıştım. Bir tanesine kayısı çiçeğinin renginden çalıştım. Ve şu sondaki gözlemeye yeşil çalışacağım. Şu şekilde yine ipimi alıyorum. Şuradaki yaprağı da alayım. Size daha net olsun. Şimdi burada iki tane gözleme ile başlıyoruz. Şu artan iplerimizi de bu şekilde kaybedeceğiz. Önce şunu bırakalım şöyle. Evet, şimdi bu ipimizi kaybedelim burada. Şu araya alacağım. Kızım yanımda. İpimi geri aldım. İki tane ile başladım. İpimi geri alıyorum. Soldan bir artırma yapıyorum. Yandaki gözlemeye geliyorum. Ve burada da bir tane artırma yapıyorum. Yani bunu yaprağımızı da sağdan soldan artırma yapıyorum. Sayım 5 olana kadar. Tamamlıyorum hemen. 5'e kadar tamamladım. Şimdi ipimi geri alıyorum. Eksiltiyoruz bunu. Ama buradan nasıl eksiltiyorum hanımlar? Bu geri geldiğim yere bir tane kiprik yapıyorum. Minik, çok büyük kiprikler değil, minik minik kiprikler çalışacağız. Eksiltmede bakın bu şekilde. Onu kullanmayacağız. Orada kiprik şeklinde, yani şu şekilde kalacak bakın. İpimi tekrar geri aldım. Ve tekrar bakın burada aynı gözlemeye batıyorum ve kiprik yapıyorum. Çok büyük kiprikler yapmadım ben. Bu sayımı kiprikler yaparak bir olana kadar devam ediyorum. Bu şekilde bir olana kadar devam ettim. En sonunda geri döndüm. Bir kaldığı zaman oranın da üzerine bir tane kiprik yaptım. Ve bu yaprağımızı da tamamladık. Bakın şöyle 3 tane yaprağımız olacak. Şimdi bu böyle hanımlar. Buradaki yaprağımı çalışacağım. Bu şekilde çalışacağım hanımlar. Yani şuranın bura şöyle gelmesini istemiyorum. Neden? Çünkü orijinal neyse onu yapmak istiyorum ben de. Aynen bu şekilde buraya çalışacağım bunu. Ne yapıyorum? Şuradaki yaprağıma kadar bu yaprağın aynısından çalışacağız. Şu sayımız 2 olana kadar. 2 olduktan sonra şurayı göstereceğim size nasıl yapıldığını. Aynısından şuraya çalışıyorum. Geliyorum. Şurayı unutmadan göstereyim. Bu iki tane gözümü zürafa üzerine çalışacağız. Şu arada 6 tane 7.ye geldim. Daha sonra şuradaki zürafaya geçişimi yaptım. Ve buraya tekrar battım. Yani bu iki şekilde başlamış olduk. Bakın şöyle. 2 tane zürafa üzerine başlıyoruz bunu. Şimdi ben ilerletip geliyorum. 2 sayımız kaldı. İpimi geri aldım.
Bakın burada kipriğimi yapıyorum. Yandaki göze geliyorum. Ve bu gözü tekrar batıyorum. İpimi geri alıyorum. Burada hemen kipriğimi çalışıyorum. Daha sonra bu yandaki göze geldim. Ve tekrar aynı gözlemeye batıyorum. Sayımı koruyorum. 2 sayımı. 3 sıra yapacağız böyle. Tekrar geri aldım. Ve yine kiprik yaptım. Aynı gözlemeye battım. Yandaki göze geldim. Tekrar buraya battım. Aynı gözlemeye. İpimi geri aldım. Kipriğimi yaptım. Bakın şuradan artırma, 3 tane artırma yaptık hanımlar. Şimdi bitiriyoruz. Sayımız tek kalıyor. İpimi geri aldım. Ve en son buraya da bir tane kiprik yapıp bu yaprağımızı da böyle tamamlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamalarına gelelim. Bu kaya, buradaki kaya modelinde isterseniz bakın şuraya daha bir, ister orijinalini yapın, isterseniz böyle bir yaprak kaya da yapabilirsiniz. Ben hani orijinalini bozmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Hemen şimdi kayısı çiçeğimizin yapımını başlayalım. Yeşil ipimi parmağıma sihirli halka ile başlıyorum. Biraz şurayı uzun tutalım isterseniz. Çiçeğimizi dikmek için. Sihirli halka içerisine 8 tane zürafa çalışıyoruz buraya. Sekiz tane zürafamız tamam. Sihirli halkamı kapatıyorum. Başka bir işlem yapmıyoruz hanımlar bunun ortasına. Hemen diğer ipimi takıyorum ben. Evet, bu iğnemize takılı olan ipi çıkardık. Şimdi sihirli halkamızın üzerine yaptığımız ilk zürafadan şunu da şöyle alalım. Bunu da kaybedelim buradan. Hem de sıkı bir motifin tohumu yeri olsun hanımlar. Şimdi ipimi ilk zürafanın üzerine bu şekilde sabitledim. Şimdi aynı gözlemeye tekrar batıyorum. Yandaki gözlemeye geldim. Ve tekrar bu yandaki gözlemenin içerisine battım ve artırmamı yaptım. Sayım 3 oldu. Şu iplerimden kurtulayım ben. 8 tane gözleme yapmıştık buraya. 2'şer tane şu zürafalardan kullanarak yaprak yapacağız. Toplamda 4 tane yaprağımız olacak. Yanlardan yine artırma yapıyorum. Sayım 6 olana kadar hanımlar. Hemen aynı gözlemeye battım. Yandaki gözlemeye geldim. Ve sondaki gözlemeye geldik. Yine aynı gözlemeye battım. Ve
ve sayım oldu 4. Sayım toplam 6 olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Yanlardan artırma yapıyoruz. Sayım 6'ya kadar geldim. İpimi geri aldım. Şimdi sayım 1 olana kadar eksilteceğim bu yaprağı. Hemen yandaki göze geldim. Artırma yapmıyorum artık. Bunu çalıştığınızda hanımlar, dördüncü yaprağınızın ipini uzun tutun. O ipinizle kontür geçeceğiz. Şimdi ben bunu bir olana kadar yapacağım. Bir tane de şurada yanda çalışacağım. Şu kontürünü geçerken yaprakları nasıl birbirine tutturduğumu göstereceğim sizlere. İkinci yaprağımı da tamamladım. Bakın en son yaptığınız şu yapraktan, şimdi 4 tane olacak. Şimdi 2, 3, 4, 2 tane gözüme kullandık yaptık. En son yaptığınız yaprağınızı ipini uzun tutun. Çünkü bu kontürleme işlemi buradan başlaması lazım hanımlar. Buradan değil. Ki birleştirmesi tam olsun. Eğer buradan başlarsanız bu son yaprağın birbirine birleştirmesi olmuyor. Şimdi bu gözümün tepesine getirdiğim ipimi aynı gözümeye batıp buraya minik bir kibrik yapıyorum. Hemen aşağıdaki gözümeye ineceğim. Ben bunu etrafına kontür yapacağım. Şuradaki son artırmaya gelene kadar bu şekilde kontürlememi yapıyorum. Şuradaki son diğer yaprağın son artırmaya olan yerine kadar bunu tamamlayıp geliyorum. Hatta şöyle görünmedi herhalde. Bakın şöyle şuradakini. Son artırmaya geldik diğer yaprağımızdan. Bakın hanımlar, şuradaki son artırma olan yeri geliyorum. İpimi, bu iğnemi bu şekilde taktım. Ve yine buradaki son artırma olan yere şöyle çift düğümle geçişimi yapacağım. Yapraklarımı birbirine yaklaştırıp arada fazla ip kalmayacak şekilde, bakın bu şekilde tamamladım. Hemen diğer ipimizi, yaprağımızın kontürlemesini tamamlıyorum. Bakın bu şekilde bir geçiş yaptım diğer yaprağıma. Diğer yapraklarını tamamlıyorum. Kontürlemesini de yapıp geliyorum. Bu şekilde kayısı çiçeğimiz tamam. Şimdi bunu bu örtümüzün şuraya, şu kontürleme ipini bıraktım. Hani belki lazım olur diye kesmedim. Şimdi bunu burada, bakın hanımlar, şurada şu arkadaki yerden dikimini yapacağız. Şu yeşil göbenden dikersek belli olmayacak şekilde. Şimdi yaprağına da bakacağım, sağa sola kayma var mı? Onun için ben kontürleme ipini kesmedim. Ben bunu bu bir iki yerden tutturuyorum, geliyorum. Evet, kontürleme ipini de kestim arkadaşlar, gerek de kalmadı. Çok da güzel kip bir şekilde bu zemin çiçeği tutuyor. Kayısı çiçeği modeli, tarihi bir oya bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Yeni gelen arkadaşlar, beğeniyi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.